Femurtaşların Çağlayan'da pusu kurularak öldürülmesi olayına karışan 3 kişi 20 Mart günü yakalandı. Olayla ilgisi olduğu sanılan 7 kişi de gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ve üzerlerinde Temurtaş cinayetinde kullanılan Kalaşnikov'la 6 tabanca da ele geçirildi. Kanlı pusunun planlayıcısı olarak yakalanan Zekeriya Kocaman ve Mustafa Sönmez, cinayetleri yetkililerin daha önce tahmin ettiği gibi Cihan Kaplan ve Esabir Karataş'ın intikamı için işlediklerini itiraf etti. Dursun vardı, ben vardım, Mustafa vardı. Kalaşnikov vardı bir tane. Bir tane de büyük silah vardı, 14'lü vardı bende. Mustafa'da da iki tane vardı. Şoförde silah yoktu. Zanlılardan Mustafa Sönmez cinayetin planlı olmadığını iddia ediyordu. Hayır, planlamadık. Planlamadık. Zamanı o zamandı. Onun için o zaman oldu. Üçüncü sanık Sedat Şahin ise konuşmaktan kaçınıyordu. Yargı karar verecek. Şu anda bir şey demek istemiyorum. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Sedat Şahin 3 yıl önce bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı için de aranıyordu. Zanlı olayla ilgili şunları söyledi. Milletimi seviyorum. Ben polise karşı kesinlikle silah sıkmam. Beni tanıyan tanıyor zaten. Herkes biliyor bunu. Polis kanlı pusuyu gerçekleştirenleri çok kısa sürede yakaladı.